Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım, bugün 20 yıllık bir hikayenin sonundan bahsedeceğiz. Adalet ve kalkınma diye hedef koydunuz ve bu hedeflerini terk ettiniz ama yasaklar, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele etmek yerine ne yazık ki bunları kurumsallaştırdınız. Değerli arkadaşlarım, bu başarısızlığınızın altında çok açık söylüyorum, sizin bu Cumhurbaşkanlığı sistemi yatar. Bu toplumun mutsuzluğunun altında bu yatar. Size demiştik, bunu %90'la da geçirseniz bu sistem işlemez. Hele %51'le geçirirseniz bunun üstüne oturamazsınız dedik, oturamıyorsunuz. Ve oturamazsınız da. Çok değerli arkadaşlarım, işte yaşadığımız bu felaketlerin nedeni, özellikle bugünlerde artan ekonomik felaketlerin nedeni ve siyasi sıkıntıların nedeni hem bu ülkenin hem de kendi partinizin ve ortaklarının kaderini tek kişiye bağlamanız. Değerli arkadaşlarım, ülkemiz dibe vurmuşken, halkımızın çoğunluğu sefalet düzeyinde yaşarken gerçekten pek de sıkılmadan yerli ve milli Türk tipi bir başkanlık sistemi getirdiğinizle, bugünlerde Türkiye tipi bir ekonomik model getirdiğinizle ve adeta bir medeniyet inşa ediyor olduğunuzla övünüyorsunuz. Alakası yok. Tarihe bakın, genelde bütün yönetim sistemlerini iki şekilde tanımlayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi tahakküme dayalıdır ve altını kazıdığınızda firavunlara kadar gider. Diğeri ise komşuyu, ötekiyi kendisiyle eşit gören sistemlerdir. İşte bugün Türkiye'deki muhalefetlerde, sizin beş benzemez dediğiniz muhalefette, siz bu toplum sözleşmesinin, toplumsal sözleşmenin yazıldığını görüyorsunuz. Sizin kafanızdaki şu, zannediyorsunuz ki herkesi kendiniz gibi yaparsanız bu ülkeye huzur gelir. Dünyada bunun örneği yok. Medeniyet kurmak, önce farklılıkları tanımaktan ve bir arada yaşamayı, eşit, özgür insanlar olarak bir arada yaşamayı zorunlu kılar. Çok değerli arkadaşlarım, bunlar sizin de bildiğiniz şeyler. Gayet yakından biliyorum. En çok şaşırtan şey sizin bu ekonomik modelinizin, yani baş iktisatçı Recep Tayyip Erdoğan'ın maliyedeki atadığı bakanın sarf ettiği şu cümleler. Bakın ne diyor? Bir defa diyor ki dış saldırı falan yok diyor. İkincisi bunu bana, size ve en önemlisi şu yoksul halka diyor ki kaybedeceğin sadece bir maaşın var diyor. Ama benim kaybedeceğim çok şey var. 1000 tane çalışanım var ve sermayem var diyor. Yine bizim ona güvenmemizi, yani başarı için güvenmemizi şart koşuyor ve peki batarsan, ülkeyi batırırsan ne olacak diye soruyoruz. Diyor ki üzülürüm diyor. Sanki bisikletinden bahsediyoruz. Arkadaşlar, bu ciddiyetsizliği bir an önce ortadan kaldırmanız lazım. Düşünün, ben bir cerrahım, bana geliyorsunuz, ağır bir hastalıkla geliyorsunuz, omurganıza 20 tane 30 tane vida çakacağım. Ya peki sonuç ne olur diyorsunuz, yani sonuç kötü olursa ne yaparız diyorsunuz. Ben de size diyorum ki üzülürüm, yani kendi haleti ruhiyemden bahsediyorum. Tabii ki filmlerinizi ve raporlarınızı alıp sessizce bir an önce orayı terk edersiniz. Medeniyet kurmak önemlidir ama medeniyet kurmak önce bir zihin meselesidir. Medeniyet kurmak kalp işidir. Medeniyet kurmak yürek ister. Çok değerli arkadaşlarım, bir medeniyetin notunu garibana, güçsüzlere nasıl baktığından ancak verebilirsiniz. Buradan anlayabilirsiniz. Yani en zayıfların durumuna bakarsınız ve o medeniyet hakkındaki fikrinizi söylersiniz. Bizim en zayıflarımız ölülerimizdir arkadaşlar.
medeniyet hakkındaki anlayışınızı şu son günlerde ortaya koymuştur. Çok değerli arkadaşlarım, Diyanet'e gelelim. Sevgili Diyanet mensubu, şu Fahrettin Altun Beyefendi'ye algı yönetiminin ne olduğunu ve bu işin ta firavunların sihirbazlarına kadar gittiğinden bahsedin. Dış güçlerin sürekli bahane olarak ortaya süren insanlara sorumluluklarını yüklenmekten ve tıpkı Adem'in yaptığı gibi yanlış yaptıysa yanlış yaptığını söylemekten bahsedin. Yine bu insanlara Muaviye'nin Musaf'ı mızrakların ucuna taktığı gibi 3 gün önce Süleyman Soylu'nun burada narkotik elemanlarını şu mikrofonun ucuna takıp sizleri içtimaya çektiğinden bahsedin. Ve bunu ne anlama geldiğinden bahsedin. Ve çok değerli Diyanet mensupları,